Blok ekrandan hepiniz hoş geldiniz. Mio Master oynuyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 3'te 3 yapamamıştık. Bu sefer yapmak için kolları sıvayalım. 3'te 3 yapmayı seviyorum. Genelde kayıt yapmadığım zaman 3'te 3 yapıyorum. Hatta 6'da 6 falan yapıyorum. Ama kayıt yaptığım zaman hep böyle bir şanssızlık, aksilik denk geliyor. Kayıt yapmadığım zaman çok ilginç şeylerle karşılaşıyorum. Ama kayıt yapınca öyle olmuyor. Her neyse bu sefer ilginç şeylerle karşılaşabileceğimiz bir video olsun istiyorum. Hayırlısı artık başladık. Bakalım nasıl bir rakip gelecek karşımıza. Tabii ben destede hiçbir değişiklik yapmadım. Yapmayı düşünüyorum ama çıkaracağım kartı bulamıyorum. Yani hepsi gerçekten çok iyi kartlar. Yani 11. kartı oynamak istiyorum ama 11. kart yok. Nasıl yapacağız? Birini şuradan, birini şuradan. Şuraya bir destek. Niye oraya geçemiyor? Anlayamadım ben. Ya rahatlıkla geçebileceği kartlar yani kartın demek ki şeyleri yüksek. Yani çok rahatlıkla geçebileceğimiz noktaya geçemedik. Üzerine bir de kaleye vurdurtuyoruz. Hoş olmadı. Şöyle bir başlayalım. Ya bizim şeyin de gerçekten çok çirkin ya. Full siperle mi başlamış? Yani siper görevi mi var kardeşim? Ne biçim kart destesi o? Bu ne ya? Bunlar tırt. Allah rakipte iyi kartlar çıkarsa yandık yani. Hep siper, hep siper. Hep büyük kartları. Nasıl olacak anlamadım ki. Bizim yürüyen heykelimizi yukarıdan saldık da onu indirecekler gibi geliyor. Şu an mesela benim ekürüm ne yapıyor ben çözemedim ama hadi hayırlısı. Karşı tarafa da tamam güzel zarar oldu ama defans yapmadıktan sonra. Şu çok güzel geldiler yalnız ya. Binin altına indi de. Bitiriyor. Şöyle bir şey yapsak. Güm. Oldu mu olmadı? 80'e kaldı değil mi? Bir de bunlarda şey varsa güçlendirme. Evet tamam bitirdim. Bazen çünkü bazı kartlarla sağlığını güçlendiriyor. Kuvvetlendiriyor. Arttırıyor sağlığını. Öyle bir şey yapacak diye düşündüm de yapmadı. Hop yanlış bastım. Challenge değil. Team Battle. Hadi bakalım. Galibiyetle başlamak iyi oldu. Her zaman galibiyetle başlayıp galibiyete devam etmek önemli. Bu sefer çok keyifli bir maç olacak gibi geliyor bana. Karakterlerin yani yapılarına baktığımız zaman hadi hayırlısı. Şuradan bir başlayalım o yukarıdan halletsin.
Şunları da şuradan gönderelim. Sonra birazcık mana dolmasını bekleyelim. Manalarımız dolduktan sonra, yani enerjimiz dolduktan sonra devam ederiz. Şimdi buradan ben heykeli göndermek istemiyorum yukarıda. Şu an etkili değil. Şöyle yapalım. Ona birazcık vakit var gibi geldi bana. Ki duman ettiler. O zaman şimdi göndereyim. En azından vakit. Ama karşı tarafta hiçbir şey yok. Hemen şunun arkasına göndereyim ben ya. Yukarıdan da ufak kart göndeririz. Aha indi. Ve ona güvenmiştim. Şimdi buna böyle saldırınca bir özelliği kalmıyor. O yüzden yapmak istememiştim. Ya bizim şeyimiz yok mu? Ah ah. Lankerslarımız olsaydı. Nerede onlar? Yok. O olsaydı bu canavarı durduracaktı. Dur. Şöyle bir şey yapalım. Vallahi. Hah çıktı. Çıktı. Lankerslar. Hadi bakalım vur. O onu bitirdi tamam. İlk vuruşunda kilitledi. Tam istediğim bu. Eğer bu çünkü buna bu tarz böyle şeyler gönderirseniz yani bir işe yaramıyor. Ama Sturlankers'lar deli geçti. Vallahi iyi gidiyoruz. Bizim şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Kartlarımızın gücünü arttırmamız lazım. Evet. Şu Bannerman çok ilginç bir şey ya. Tek başına eline kocaman tabela var ve tekme atıyor. Bannerman. Bir ara bizde de vardı. Ben onu kullanışlı bulmadım. Çok saçma. Bizim böyle yukarıdan gelen saldırılara savunma yapacak kartımız yok. Şu Lankers'ı tutalım. Onun yerine bu yürüyen heykeli bir gönderelim. Bu arada buna yaşayan heykel diyorlar da yaşayan heykel çok tuhaf gibi. En azından yürüyen heykel bana daha mantıklı gidiyor. Tamam. Living. Bilmiyorum yani yürüyen heykel işte ya. Yürüyen uçak gibi. Hah. Geldi. Gene demin yaptığımız gibi yine zehir verdi. Ve duman ediyor. Ama bizim Rankers'ları da vurdular. Arkadan Rankers'lara vuruyor. Bu sefer önlemini aldı ama bir işe yaramadı. Artık o kartını kilitledim ya. Aynı zamanda denk getiriyoruz. Artık o kartı kilitledi. Bitti. Yani şansı yok. Demin şu sıralar bu buradaki hasarı yapmışlardı. Yani şu kullandığı kartlarla yapmışlardı. Şu an yapamıyorlar. Yani bu güzel bir avantaj. Şimdi bir sonraki turda da biz demek ki alacağız gibi geliyor bana. Şu an XP'lere bakıyorum. XP'lerimiz kafa kafaya. Kafa kafaya. Daha frenziye çok var. Aa ben Lankers'ı yanlış zamanda kullandım. Neyse hiç sorun değil. Bu Lankers başka Lankers galiba ya. Şu Claver'ı bir çakalım da. Oo pis geldiler. Onu kullanmaya vakit yok şu an. Evet, kötü geldiler. Kötü geldiler. Hiç öngörmediğim, hiç tahmin etmediğim bir şekilde verdik. Ben onu savuştururuz diye de ileriye kristal koymuştum. Aşağıya da koysam bir şey fark etmeyecekti. Yani zaten gidiyor, potansiyeli oydu. Yani ileri koymam bu hoş değildi doğru ama orayı savuştururuz diye düşünmüştüm. Ya zaten savuşturamıyormuşuz. Sonra fark edince az yapacak bir şey yok. Sağlık olsun öyle diyelim. Master of Minions and Minions of Masters.
O zaman biz de buraya bunu koyalım. Buraya da bunu koyalım. Ne olacak? Aha, aldılar onu. Işığı da yaktık. Çok güzel. Şuradan şunu şöyle yapsak. Buradan da bunu böyle mi yapsak? Çok hızlı başladık. Ben bu kadar hızlı yani beklememin sebebi şuydu. Bunlar zaten yapacağı defansla kendi tarafını koruyup kontrol atağa çıkacaklardı. Yani şu an yarım olarak yapmaya çalıştıkları şey. Ama olmadı. Bu arada bizim Lancaster'ımızı mı yediler? Bana böyle geldi. Hadi işte. Şuradan da Fight Dragon'ları bir gönderelim. Arkadan da iskeletleri gönderelim. En azından hafiften ileri gittik. Yani bizim tarafımıza gelmelerindense biz karşı tarafta olursa olmamız her zaman avantaj. Şöyle bir avantaj. Bunu defansa mı başlasam? İleride başlatmayacağım bu sefer. Bizim puan kazanmamız için avantaj. Ama onlar bizim önce level atlayacaklar. Zaten iki tarafta onlar da şu. Biz level aldık ama onlardan önce çok ilginç bir şey. Normalde onlar bizim önümüzde. Evet, onlar da şu an aldı. Şu Lancaster'ı gönderelim. Nasıl olsa böyle değişik bir canavarla bize saldırmıyorlar diyecektim. Saldırdı ama. Şu ufak gerçi. Şöyle yapalım. Clever. Ona iki vuruşa çakacak zaten. Hop bitti. Bir tane öbürüne vursa yeter. Arkana bir tane yürüyen heykel çakarsak ağaç yukarıdan gidiyor ya, onun arkasına koyacağım. Böylece buna vurmayacaklar, buna vuracaklar, bunu gidecek kaleye vuracak. Yani evdeki hesap çarşıya uymaz ama deniyoruz bakalım. Tutarsa. Tabi öndeki adamı indirdikleri zaman bir işe yaramıyor. Aslında en güzeli kristali gönderip arkasından onu göndermek de çok yaptım. Hiç istediğim gibi bitmedi ama sonuç olarak kazandık. Ya ekürü iyi olduktan sonra oluyor ya, gerisi geliyor. Yani o ilk videodaki neydi öyle şeydik ilk oyundaki. Yani sadece büyülerle iş yapmaya çalışıyor. Ben kötülemiyorum ama hani benim oyun tarzıma uygun değil. Umarım keyif almışsınızdır. Ben yine her zamanki gibi çok keyif aldım. Sevdiğim bir oyun olunca oynaması keyifli oluyor gerçekten. O zaman izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bir sonraki Minion Master videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.